Evet gençler, bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar, yeni serimiz şu: Skibidi tuvaletler mi daha güçlü, yoksa Skibidi Multiverse mü daha güçlü? Bu videoda sadece iyi karakterleri göstereceğim, ama bu video beğenilirse kötü karakterleri de göstereceğim. Bir de arkadaşlar, biliyorsunuz izlenmelerimiz düşük gibi, eğer like atarsanız büyüyebiliriz. Like attığınız için çok teşekkür ederiz. He, bir de abone olursan çok güzel olur, biliyor musun? Şimdi arkadaşlar, güçsüzden güçlüye doğru sıralayacağım. Skibidi tuvaletteki kameramenler mi, yoksa Multiverse'teki matkap menler mi daha güçlü? Matkap adamlar mı daha güçlü? Bence matkap kafalı adamlar daha güçlü. Birçoğunuz bu fikre katılıyor. Çünkü kameramenlerde sadece kamera ve yumruklar var. Ama matkap adamlarda ise matkap var, delici var, içinden geçer ortalığın parçalar yani. Ben matkap kafalı adamları tutuyorum burada. Şimdi gelelim hoparlör adamlar vs saat adamlar. Bu arada ilk başta küçüklerden başladım. Bence yine Multiverse'u tutuyorum, çünkü saat adamlar bildiğiniz gibi zamanı dondurabiliyor. Yani bir saat adam gelip, eğer bir hoparlör adama gelip zamanı durdurup istediğini yapabilir arkadaşlar. Bunu birçoğunuz biliyor zaten, anlatmama gerek yok. Şimdi gelelim asıl bombalardan birine. Skibidi tuvaletteki Titan hoparlörmen mi daha güçlü, yoksa Multiverse'teki Titanımız mı daha güçlü? Hadi bakalım. Bana göre Multiverse'teki Titan daha güçlü. Neden böyle daha upgrade'li, daha güçlü, yani daha... Ta ki Skibidi Tuvalet bölüm 70 part 1'i görene kadar. Oradaki hoparlörmen kelimenin anlamıyla izip geçti yani, ortalığın içinden geçip dışından çıktı. O videoyu bilenler bilir. TV-Man ona gücünü vermeseydi bu kadar güçlü olmazdı. Ama TV-Man gücünü verdiği için sayıyorum. Yani olası bir savaşta Titan Hoparlörmen gelse, Multiverse'deki Titan'ı alır, bir sağa vurur, bir sola vurur, sonra lazerler mazerler patlar direkt. Yani ezici bir üstünlük olarak Titan Hoparlörmen Skibidi Tuvalet kazandı. Titan saat adam mı daha güçlü, yoksa Titan hoparlör adam mı daha güçlü? Biraz gaza geldim, olur böyle. Şimdi arkadaşlar, Titan saat adamın gücüne, bildiğiniz gibi çok güçlü bir gücü var. Zamanı dondurabiliyor ve acayip OP. Hoparlör adamın gücü ise TV-Man'in gücünden faydalanıp etrafın içinden geçecek kadar lazerler atabilmesi. Ama Hoparlörmen her ne kadar güçlü olsa da, tam Titan saat adama saldıracağı esnada saat adam zamanı dondurursa Hoparlörmen'in, Titan'ın hiçbir şansı kalmaz arkadaş. Bunu da Multiverse kazandı. Şimdi Skibidi tuvaletteki Titan kameraman mı güçlü, yoksa Skibidi tuvalet Multiverse'deki kameraman mı daha güçlü? Bence Skibidi tuvalet Multiverse'deki daha güçlü. Çünkü Skibidi tuvalet Multiverse'deki Titan kameraman miniganları mı desen, upgrade mi desen, her şeyi koymuş adam. Yani ne var ne yok elindeki bütün temleri basmış. Yani ezici bir üstünlükle Multiverse kazanır. Ama şöyle bir şey var: Skibidi tuvaletteki Titan TV-Man eğer kameramene güç verirse ne olur? Herkesin içinden geçer. Ama o video olmadığına göre Multiverse kazanıyor. Şimdi gelelim Titan TV-Man vs Titan matkap kapalı adam. Adamın bu karakterleri yaparken ne düşünüyorlar bilmiyorum. Şimdi Titan TV-Man'in güçlerini sayalım. 1. Titan TV-Man ışınlanabiliyor. Bu gerçekten güçlü bir güç. Ve ışınlanırken sadece bütün bedeni değil, kılıcını, kafasını, her yerini ışınlayabiliyor arkadaşlar. 2. TV-Man'in kılıcı. Arkadaşlar, ışınlanma yeteneğiyle beraber TV-Man'in kılıcı gerçekten çok güçlü. 3. Ölüm ışını. TV-Man ölüm ışınını attığı zaman çok güçlü bir enerji püskürtür. Bu enerji o kadar güçlüdür ki karşısındaki düşmanı anında yok edebilir. Eğer bu ışını az kullanırsa kameramen'i, hoparlörmen'i
upgrade edebilir. Öyle güçlü bir ışığı. Dördüncü ve son yeteneği hipnoz ve enerji dalgaları. Bu yeteneğiyle beraber karşısındaki düşmanın kafasını acayip ötesinde karıştırabilir. Şimdi gelelim Madcap Man'e. Madcap Man'in sadece bir gücü var. O da matkabı. Wow dediğinizi duyar gibiyim. Matkabıyla yerleri delebilir ya da düşmanlarını delebilir. Gerçekten güçlü bir yetenek. Tek ama sert bir yetenek. Şimdi gelelim TV Man mi alır yoksa Madcap Man mi adamım? Şimdi olası bir savaşı hayal edelim. Madcap Man yerin dibinden gittiğini düşünelim. Yerin dibinden TV Man'in yerini bir şekilde biliyor diyelim. Yerin dibinden tam çıktığı esnada TV Man ışınlanıp kaçabilir. En kötü bacağı kırılır. Ama TV Man'in bacağı kırılsa da bir şey olmaz. Ondan sonra TV Man onun arkasına ışınlanır ve bıçağıyla matkabını kesmeye çalışır. Ama muhtemelen matkabını kesemez. Çünkü en dayanıklı metallerden yapıldığı için. Bu yüzden ölüm ışını ve hipnoz dalgalarını kullanır arkadaşlar. Önce hipnoz dalgalarıyla matkabın çalışmadığından emin olur. Ve matkap adamın kafasına ölüm ışınını tam gaz verir arkadaşlar. Madcap Man saniyeler içinde ölür. Ve bu savaşın galibi TV Man. Şimdi gelelim Saat Man vs TV Man. TV Man'in yeteneklerini az önce saydım. Bu yüzden bir daha saymayacağım. Saat Man'in ise sadece tek bir gücüne odaklanın. O da zamanı dondurabilmesi. Şimdi bunlarda önem vereceğimiz şey zayıf noktaları. Bildiğiniz gibi TV Man'in zayıf noktası mercek. Ama bu her karakterde işe yaramıyor. Sadece kamera adamlarda işe yarıyor. Saat adamın ise zayıf noktası... Ve bu büyük bir zayıf nokta mıknatıs. Eğer bir upgrade ile TV Man'e mıknatıs koyarlarsa ezici bir üstünlükle TV Man kazanır. Saat adama ise mercek taksalar hiçbir şey olmaz çünkü saat adamın kafasında ekran yok. Şimdi olası bir savaş senaryosunu canlandıralım. Bu sefer TV Man saldırsın. TV Man eğer saldırıp, bu arada zayıf noktaları olmadan savaştıracağım. Eğer saat adam dikkatsizse... Ölüm ışınını gönderir ve anında yok edebilir. Ya da hipnoz dalgalarını kontrol edip saat adamı yönlendirirse yine TV Man kazanır. Ya da TV Man eğer arkasına ışınını bıçağını geçirmeye çalışırsa yine TV Man kazanır. Şimdi diyeceksiniz abi hep de TV Man kazanıyor ama. Arkadaşlar ben ne dedim az önce? Dikkatsiz olursa ama TV Man'e dikkat ederse tam ışınını atmadan önce zamanı dondurursa o zaman işler değişir. Arkadaşlar bana göre TV Man kazanır. Çünkü TV Man en beklemediği anda arkasını ışınlanabilir. Ama ikisi aynı anda saldırırsa ve TV Man'in mıknatısı yoksa bu savaşı saat adam kazanır. Ben beraber ediyorum o yüzden. Arkadaşlar siz benden daha iyi biliyorsanız yorumlara yazın, ciddi diyorum. Yani yorumlarınızı okuyacağım. Ve ileride bu videonun benzerini çekeceğim. Discord'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Discord linkini de aşağıda veriyorum. Bu arada arkadaşlar aranızda iyi dublaj yapabilen varsa Skibi Tuvalet dublaj videolarıma da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şu an tek çekiyorum. Bu yüzden Discord sunucuma mutlaka katılın. Her neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız basit bir like'ınızı alırım ve buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.